Çok kıymetli hocam ve sevgili hoca arkadaşlarım, tecvid dersimizde inşallah harflerden, harflerin mahreçlerinden, sıfatlarından derslerimize devam edeceğiz. Muhtasar, özlü bir dersimiz olacak inşallah. Harf, lügatta taraf, bir şeyin kenarı demektir. Istılahta ise bir mahrece dayanarak çıkan sese harf denir. Peki ses nedir? Ses ise insanın içinden irade ile çıkan ve işitilen nefese ses denir. Harfler temelde asli harfler ve fer'i harfler olmak üzere ikiye ayrılır. Asli harfler, bunların detayını göreceğiz ki zaten bütün mahreç dersimiz, sıfat dersimiz asli harfler üzerine olacak. Bunlar bildiğimiz alfabedeki 29 harftir. Onlara geçmeden önce fer'i harfler hakkında kısa bir bilgi edinelim. Daha sonraki derslerimizde asli harflerden devam edeceğiz. Fer'i harfler, asli harflerden türeyen ara sesli harflerdir. İsminden de anlaşıldığı üzere dallanmış, budaklanmış anlamına gelen fer kelimesinden gelir. Asli harflerin bir alt başlığı gibidir. Fer'i harfler yazıda asli harflerde biraz önce görmüş olduğumuz gibi o 29 sembol, biz buna resim diyoruz tecvid ilminde. Bunların kendine ait özel bir resmi yoktur. Yine asli harflerin suretlerini kullanırlar. Fakat telaffuzla ayrılırlar sadece. Fasih ve gayri fasih olmak üzere iki türlüdür. Ki fasih olmayanlar bizim işimiz değil. Kur'an-ı Kerim'de yer alan fasih fer'i harfleri biz göreceğiz. Bunlar da 5 tanedir. Birincisi hemze-i müsehhele. Manası teshil olunan hemze demektir. Birçoğumuzun daha önceden duyduğu, vakıf olduğu bir harf. Teshil, kelime olarak kolaylaştırmak demektir. Yan yana gelen iki hemze, ki hemzenin telaffuzu Arapçada daima hep problem oluşturmuştur. Teshille, ibdalle veya başka türlü bir takım kolaylıklarla okunmuştur hemze. Fakat burada teshil dediğimiz iki tane hemze yan yana geldiği zaman biz ikinci hemzeyi teshil ile okuyoruz. Bunun nasıl olacağını şimdi örneklerimizde göreceğiz. Bu teshil ile okunan hemzenin telaffuzu şu şekilde: o hemzenin kendisi harekesine göre biz bunu değerlendiriyoruz. Hemze-i muhakkak ile o hemzenin harekesi ile aynı cinsten olan met harfi arasında bir sestir. Ki bunlarda bildiğiniz üzere elif, vav, ya. Bunların zaten 3 tane met harfi olduğu için hemze-i müsehhelede temelde 3'e ayrılır. Birincisi hemze ile elif arasındaki hemze-i müsehheledir. Bu da teshil olacak bu ikinci hemzenin harekesi eğer üstünse, fetha ise biz bunu hemze ile elif arası bir sesle okuruz. Ki Hafs rivayetinde teshil sadece hemze ile elif arasında olan teshildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir yerde vardır. Fussilet suresi 44. ayette. Burada nasıl okuyoruz peki? Hemze ile elif arası dedik. Yani e'cemiyyun. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. H sesini telaffuz etmememiz gerekiyor. Bazıları telaffuzda e'cemiyyun gibi bir, o da teshilin bir sanki kolaylığı oluyor. Yanlış bir harekettir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi ise hemze ile vav arasında. Bu da anlaşılacağı üzere hemzenin harekesi ötre ise biz bunu da hemze ile vav arası bir sesle okuruz. Bu Hafs rivayetinde yoktur. Eûne bi'ukum şeklinde. Üçüncüsü ise hemze ile ya arasında. Bu da hemzenin harekesi esre olduğu zaman olur. Bu da yine aynı şekilde Hafs rivayetinde yok. Bunun örneği de e'innekum. Tabi teshili bilmemizin bize şöyle bir faydası var. Bazen biz de okurken farkında olmadan
teshile kaydırma riskimiz var. Buna dikkat edeceğiz. Eğer teshil ile okunmuyorsa hemzeleri muhakkak bir şekilde okuyacağız. E-en-zer-tehum şeklinde. Onu yuvarlayarak e-en-zer-tehum yapmayacağız. Gelelim ikinci harfimize. Elif-i mümale. İmale yani imale ile okunan elif demektir. Peki imale nedir? İmale meylettirmek demektir. Meyil kökünden gelir. Manası şu. Elif met harfi. Bunu biz birer ileriki derslerimizde çok net olarak göreceğiz. Elif hemze değildir. Bunu baştan söyleyelim. Met harfi olan elifi ya harfi olan yine met harfi olan ya harfine meylettirmektir. Yani elif ile ya arası bir sesle okumaktır. Artık bundan sonra imale olan elif ne tam eliftir ne de tam yağdır. Yine Hafs rivayetinde de imale sadece bir yerde var. O da Hud suresi 41. ayette var. Hepimizin yine bildiği üzere. Burada yine tabii ileride açıklaması gelecek ama şimdiden belirtelim. Bu imale-i kübradır. Menceriha şeklinde Y'ye yaklaştırarak okuyacağız. İmale ikiye ayrılır. İmale-i Kübra ve İmale-i Suğra şeklinde. İmale-i Kübra ya harfine biraz daha yakınsa Kübra, Elif'e yakınsa Suğra diyoruz. Hafs rivayetinde İmale-i Suğra yoktur. Şunu ben tablo halinde göstermek istiyorum. Dik çizgi Elif sesi. Şeklinde. Bu yatay çizgi ya sesi İ şeklinde. İşte eğer aradaki ses elife yakınsa imale-i suğra, ya'ya yakınsa imale-i kübra. Yine aynı teshilde olduğu gibi bunu bilmemizin şöyle bir faydası var. Eğer biz met harfi elifi çekerken çok ince çekiyorsak farkında olmadan yine imale-i suğra'ya düşüyor olabiliriz. Mesela ve me şeklinde çok ince bir telaffuz aslında farkında olmadan biz imale-i suğra yapıyoruz demektir. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Üçüncü fer'i harfimiz Sad-ı Müşemme. Manası nedir? İşmamlı Sad. Biz tabi işmamı daha önce duymuşuzdur. Fakat burada kelime manası devreye giriyor. Buraya dikkat edelim. İşmam koklatmak demek. Mecazi bir burada ifade var. Sad harfine zay yani z olarak bildiğimiz harfi koklatıyoruz. Yani sad harfine Z harfini karıştırarak okuyoruz. Bu harf Hafs rivayetinde yoktur. Örneklerimizi okuyarak daha iyi anlayabiliriz. Mesela ezdaku yezduru zirata gibi. Dördüncü harfimiz lamı müfakhame. Tefhim olmuş lam. Tefhim nedir? Kalın okunan lam. Lam harfinin kalın olarak telaffuz edilmesidir. Yine kalın manasına gelen galiz kelimesinden lam-ı mugallaza da denilebilir. Lam-ı mufakhame lafzatullahın lamında vardır. Bütün kıraatlerde bizim Hafs rivayetinde de var. Lafzatullahın lamının ma kabli bir önceki harf üstün veya ötre ise biz bu lamı kalın okuruz. Yani ne yaparız? Lam-ı mufakhame demiş olduğumuz fer'i harf ile okuruz. Fakat bir başka kıraatte, verş kıraatında iki şart olmak üzere lam harfi kalın okunur. Ona da kısaca değinelim. Lamdan önce sad, dad, ta, za harfleri üstün veya cezim harekeli olarak bulunur. Lamın harekesi de üstün olursa kalın okunur. Örnekler daha iyi bize belli edecek. Es-salate, et-talâhu, ev-lamu gibi. Bunlar tefhim ile okunur. Ve bunlar kalın lamdır. Sonuncu fer'i harfimiz nun-u muhfa'dır. Bu aslında hepimizin bildiği ihfa'dır. Neden biz buna fer'i harf diyoruz? Çünkü artık ihfa kendi mahrecinden telaffuz edilmemektedir. Örneğini okursak daha iyi anlarız. İn kuntum. Biz bunu bir izhar ile okursak mesela en farklı bir harftir. Bu da 4, 5. ve sonuncu fer'i harfimizdir.